George Jesus El Hilal'den tanıdığı bir teknik adamı da ekibine dahil etti. Haldun abi artık seni kesmemek üzere <laughs> sözü sana bırakıyorum. Ya Şimdi e, tabii İrfan Can'ın sözleri keşke uzun süre kalsa e, diyor. Tabii bunun e, genelde futbolcular e, teknik adamlarıyla ilgili olumlu görüşler söylerler zaten. Ama olumlu görüşlere biz de sahip olduk onu da söylememiz lazım. İşte mesela müsait 11 kavramını yerleştirdi. Çift forvetli bir oyun oynuyor yani çok fazla bizim ülkemizde düşünülmeyen. Tabii ki tartıştığımız konuları da var yani ama netice itibariyle oyuncu değişikliklerinin nasıl yapılması gerektiği ve yapıldığı zaman nasıl sonuç alındığını gördük. onu söyleyelim. Bu arada hani şunu söylemeye çalışıyorum. Beş değişiklik yapıyorsunuz böyle bir avantajınız da var doğru. ama e, bunu söyleyenler var bana yazıyorlar çünkü ben de diyorum ki o zaman tamam da bütün hocalar için beş değişiklik hakkı var sadece e, George Yesu için değil yani herkes için var demek ki onları da çok doğru kullanıyor e, oyuncuları e, oyuncularıyla olan iletişiminin ki biliyorsun teknik direktörlük artık iletişim e, olmaya başladı e, oyuncularla kişilerle iletişim zaten iletişim çağındayız. E, bu noktada çok başarılı olduğunu görüyoruz. Severken de, e, eleştirirken de bir ölçü içerisinde bunları yapıyor. Onu da görüyoruz. Yani işte ben hep onu söylüyorum. E, Batu idi galiba. Çıkarken kafanı kullanmadın diyor. Sonra el çakıyor. Yani diyor ki yani hani sen kafanı kullanmadın. Kırmızı kart gördün ama sen bana lazımsın yine. Yani hem çak. kötü polis hem iyi polis aynı anda oynayabiliyor. Onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyuncusunu eleştiriyor zaman zaman mesela kendisi taç çizgisinin kenarında oyuncu eleştiriyor. Ama maç sonunda senin eleştirine karşı onun arkasında durduğunu gösteriyor. Bunlar tabii işin olumlu tarafları. Bir farklı bir yapı ortaya koydu onu söyleyelim. Her oyuncusunu hazır hale getiriyor onu da söyleyelim. O da çok değerli. Eleştirilecek yanlar var mıdır yok mudur var tabii onları da söyleyebiliriz. Mutlaka her insanın iş yapan her insanın olumsuz tarafları da yani eleştirilecek tarafları tamam. da vardır. Hiçbir hiçbir iş yapmazsan hiç eleştiri almazsın zaten. E, o manada bakıyoruz. Yani söz gelimi en basit şunu söylüyorum. Ben ben ya şu Arda Güler'in daha fazla oynaması lazım diyorum mesela. Ama hoca kendine göre bir plan yapıyor. Şimdi ben ben öyle söylüyorum diye e, öyle olmuyor. Ama o yapı dahilinde de hoca Arda'yı da işin içerisine dahil etti. Mesela Larnaka maçına deplasmanda ilk 11'de başlattı. Arda golünü de attı. Başarılı bir performans da koydu ki daha önceki o sorulara da bekleyin zamanı var dedi. O soruları da öylece kesti hoca. Yani bence Arda Güler konusundaki yönetimi de şu ana kadar başarılıydı diye düşünüyorum ben. Ee, ya ben şu benim düşüncem biraz farklı. Ee, şöyle ki hani ben oraya gelmek istemezdim ama oraya geldi yine konu. Hani ben Arda'nın e, beklemesinin artık anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani daha fazla oynaması gerektiğini. Tabii ki ya İrfan'ı kes, bir Mert Hakan'ı kes, onu oynat ya da işte onu kes de, demiyorum ama daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle olmaması lazım. Aa bu şu olduğu anda mikrofon elinde bugün Arda'yı göreceğiz denmemesi lazım. Yani o sanki olmaması gereken ya da hani az olan bir olay, sürpriz bir olayla karşı karşıya kalmışız gibi olmaması lazım. Abi, şimdi tabii Arda'nın oynamasını hepimiz isteriz de ee, şimdi hocam bir teknik adam gözüyle ben şöyle de düşünüyorum. Bir teknik adam için takımda puantaj olarak ve oyun olarak işler yolunda gidiyorsa e, kim oynuyor kim oynamıyor tabii ki teknik adam kafasında sürekli düşünür ama bunu hani şunu da oynatmam lazım bunu da oynatmam lazım tarzında sanıyorum yapmaz değil mi? Herhalde Jesus'taki durumda böyle yani takım iyi gidiyor. E, hocanın da kafasında e, kendisine göre Arda'nın alacağı bir süre var. Hoca da o süreyi Arda'ya vermeye çalışıyor. Ya Arda konusunda şöyle düşüneyim. Jesus'un birinci önceliği takım bu sene şampiyon olması. O yüzden genç futbolcuların gelişimi onun için ikinci, üçüncü sırada kalıyor. Bundan dolayı da kararlarını bu ilkeler doğrultusunda veriyor. Arda onun için bir öncelik olmadığı için Arda'nın aldığı süre az. Ama bir başka gerçek de şu. Burada olumsuz hiçbir düşüncem yok. Biz kişilere çok bağımlı yorumlar yapıyoruz. Eğer pozitif baktığımız bir kişi ise onun yaptığı her şeyi abartarak çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Hatta bazı şeyleri yakıştırmalarla daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Negatifse de ona eleştirme adına yaptığı güzellikleri de kötülük olarak anlatıyoruz. Evet bakın Jezus'un bu ülkeye gelmesinden en büyük keyfi alanlardan biri olduğumu daha gel geleceği zaman söyledim. Gerçekten iyi hoca. Onun vereceği çok şey vardı ve verdiğini görüyoruz. Oyuncular da o keyfi alıyor Ama çok belli. Mutlaka Jezus'un işlerinin bu derece iyi gitmesindeki en önemli faktörlerin başına teknik direktöre dayalı bir düzen var Fenerbahçe'de bu geliyor. Yani yönetim aynı, işini bırakmış aynı, mesela. Evet, şey. Aynı futbolcular, bir başka teknik direktör zamanında futbolcuya dayalı düzen olduğu için başka türlü davranıyorlardı, başka performans sergiliyorlardı. O yüzden burada da çok gerçekçi düşünceler değerlendirmeler yapmamız lazım. Sevgili Haldun kullandı. Başka yerlerde de duydum. Futbolcusu hata yapıyor. Çıkarken kırmızı kart görüyor. İşte şu işareti yapıyor. Kafanı niye kullanmadın tarzında çok olumlu bir yakıştırma yapıyoruz. Ya arkadaşlar ben 6 sene Avrupa'da yaşadım. Bu işaret Almanya'da negatiftir. Avrupa'da negatiftir. Hocanın o anki vücut dilini de ben çok iyi gördüm. Hocanın tamamıyla negatiflik içeren bir yaklaşımı o anda hocaya biz çok olumlu baktığımız için ya onu tamamıyla pozitife çevirmiş ya kafanı niye kullanmadın diye orada bile bir futbolcuya ders verdiğini konuşur anlatır hale geldik. Ülkemizin genelinde bu böyle. Yani biraz daha ileri gideceğim. Fatih Hoca için ya hocaya soru bile sormaya çekiniyorsunuz. Hocayı eleştirmeye çekiniyorsunuz diyen o yapı şimdi Jezus'u da apayrı bir yere koyuyor. Benim buradaki söylemlerim, tabii ki bütün insanlara çok başarılı olmasalar bile bizim o saygıyı, o sevgiyi gösteriyor olmamız lazım. O değeri veriyor olmamız lazım. Hele hele Jesus gibi çok değerli bir hocadan bu ülkenin alacağı çok şey var. Onun bilincinde olarak tamamıyla o fikirleri içselleştirmeye çalışıyor olmamız lazım. E, hocaya bu kadar olumlu yaklaş, yaklaşanlardan benim bütün beklentim, Herkese bu derece olumlu yaklaşsınlar. Bir de yani olumlu olumlu abi. yaklaşmak eleştirmemek de anlamına gelmiyor. Olumlu da yaklaşıyoruz. Eleştirdiğimiz evet. şey de oluyor. Onu söyleyebiliriz yani o manada. Pardon sözünü kestim senin ama. Yok şunu söyleyecektim. Şimdi İrfan Can'ın bence belki çok dikkat çekmedi o cümlelerin arasında. Hani Jesus haliyle daha ön plana çıktı ama. Hazırlık maçlarında lig maçı gibi oynadık cümlesi bence çok önemli. Çünkü... Çok uzun bir e, zamandan sonra ben bir takımın hani hazırlık maçlarını nasıl söyleyeyim gerçekten lig kıvamında oynadığını zaten İrfan Can da söyledi. Hani kazanmak için hemen hemen her şey yaptığını o kazanma alışkanlığını kaybetmeme e, içinde son derece mücadele ettiğini gördüm. Bence e, yani bunu hangi takım yaparsa yapsın çok değerli. Evet Roya Vajacano 3-1, Villarreal 2-1, işte Alanya 4-2 yani... E, bir de hani gollü e, maçlar, salernitana, e, salernitana 3-0 e, gollü maçlar da oynadı. E, onları söyleyebiliriz. Şimdi bir iş disiplini içerisinde işlerini yaptıkları kesin. Tabii ki hazırlık maçları. Ha bunları e, ya yani şöyle söyleyelim istersen tersinden dönelim. Bu maçları kazandı. Trabzon maçı kesinlikle kazanıyor. Öyle bir şey yok. Trabzon maçını tabii kazanacak yok, diye bir bu şey tamamen yok. başarı değerlendirmesin dışında. Ama tabii e, işe ciddiyetle sarılmış olması, oyuncuların da o ciddiyetle hocasının verdiği görevi yapıyor olması çok güzel bir şey tabii. Onu söyleyelim. Ama hazırlık maçları bence adı üstünde bir hazırlık. Yani bir şeyleri hazırlanmaya çalışıyorsun, eksikleri, yedikleri görmeye çalışıyorsun. Yani sen ona daha farklı anlamlar yüklersen işin zorlaşır. Yani. Farklı anlamlardan kastım şu tamam işte hazırlık maçları görüyorsun kim geliyor İspanya'dan geliyor İtalya'dan geliyor hepsi gidiyor öyle diyemezsin buna doğru ama hocanın ciddiyetini çok net bir şekilde gördük ayrıca da bu ciddiyetinin yanında çok ciddi bir şekilde teklif aldığını da teklif aldığı derken yani düşünüldüğünü de bildiğimiz Brezilya ve Portekiz milli takımındaki Olaya rağmen kafasını tamamen Fenerbahçe'ye odaklamış ve Fenerbahçe üzerinden kendini kurgulamış olması da Fenerbahçe adına önemli bir konu diye düşünüyorum. Yani Mayıs'a kadar sezonun sonuna kadar hoca kafasını tamamen bu yolda ilerletecek gibi geliyor bana. Yani onu söyleyeyim. Ha bunu söylerken Galatasaray'a geçtiğimizde de konuşuruz. Yani Galatasaray da kaybetti diye bütün her şey kötü değil. Yani öyle bir şey söz konusu tabii, tabii. değil. tabii. Yani burada sadece yani. konuştuğumuz hani Fenerbahçe'nin lig maçı disipliniyle bu maçlara Oynuyor. oynamış evet. olması ve hazırlık maçları şu açıdan kazanmakta çok kolay değildir sürekli.